Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Page header diyor. Şimdi page header yapmak için şimdi buraya section dedik. Bunun hemen içine şöyle Jumbotron, evet burada Jumbotron nerede bitiyor? Şurada. Bunun bittiği yere ne öğrenmiştik? Öğrendiğimiz etiketleri uygulamak için mesela Bread Crumbs dediğimiz bu özelliği öğrenmiştik. Bu da sayfamızda nerede olduğumuzu gösteren özellik. Bunu isterseniz div class row diye bir satırın içine alabilirsiniz. Bu şekilde yapmanız kontrol etmenizi sağlayabilir. Ana sayfa, ürünler, ürün 1 dedim ve sayfayı kaydedip buraya bakıyorum. Evet, bakın burada. Şimdi row'da dediğiniz gibi içinde boşluklar olduğu için buraya P0 ekledik. Sen dersen padding'ti galiba boşluklar. Padding değilmiş, margin'miş. M0 yapacağız o zaman. Row'dakiler marginli. Evet, bakın bu şekilde ekledik. Böyle devam edeceğiz. Şimdi altında hemen ne öğrenebiliriz başka? Ne var orada? Ona bakalım. Şimdi ne öğrenmiştik? Page header ekleyeceğiz. Yani bir sayfa daha ekleyeceğim ben buraya şimdi. Section'dan sonra bir bölüm daha yapalım. Tekrar section diyorum. Div class container. Evet, şimdi section'ı yaptık. Burada section dediğimiz yer neresi olacak? Şöyle düşünelim. Şimdi bunu yaptık. Burada bir bütün alan olacak. Tamam, bütün yaptık bunu o yüzden. İçine bir row atalım. Div class row ve M0 yapalım onu. Şimdi ne var burada? Bir tane alan oldu. Şu anda gözükmüyor. Burada bir bütün bir alan yaptık container'la ve içinde bir satır row var. Şimdi o zaman bir satır row'un içine burada ne koyabiliriz? Thumbnail diyor bakın. Thumbnail sistemi varmış. Bu şekilde row atmıştık zaten. Ve div class'larla şöyle bir tanesini kopyalayalım. Kendimiz de yapabiliriz aslında ama neyse önemli değil çok fazla. Pardon, kopyalayamadık. Bu arada klavyede mi bir sorun var bakalım. Normal kopyalayalım. Evet, şu anda kopyaladık. Şunu hepsini bir shift ile alıyorum. Sonra tabla ile alıyorum. Sonra A etiketine bir kademe daha ileri alıyorum. İmajı da bir kademe daha alıyorum. Şimdi burada image data search kısmına, Lorem piksel kısmına geliyorum. Kaça kaç yazıyor orada? 178'e 180. 178'e 180. Fashion diyorum ve buraya basıyorum. Bu geldi. Resmin konumunu kopyala diyorum. Buradaki data kısmına bunu ekliyorum. Bakalım. 1. Önce bunu kaç tane koyacaktık? 12 olması için 3 koymamız lazım. 4 tane. Evet. Bundan 4 tane kopyalıyorum. 1, 2, 3, 4. Thumbnail olduğu için de bakın etrafında çizgiler çıkacak. Bakıyorum şimdilik. Resimimiz gelmedi. Bu data search'ten dolayı mı gelmedi acaba? Burayı sadece SRC yapacağım arkadaşlar. Bununla alakalı olmuş olabilir. Hala gelmezse başka bir sorun var. Ona da bakacağız o zaman. Şimdi tekrar geliyorum. Evet, resmimiz de geldi. Peki thumbnail oluşturdu mu? Oluşturdu ama resmin biz genişliğini mi yanlış aldık acaba? 171'e 180. 171'miş orası. Gerçi değişen bir şey yok. 171 genişliği, 170, 180 de yüksekliği. 171 genişliği, 180 de yüksekliği. Resmin URL'sini kopyala. İki tanesini şöyle farklı yapacağım.
bakalım bir değişiklik olacak mı? Yani çok fazla bir şey değişmedi. Şimdi bu da thumbnail'den sonra class'ı img thumbnail derseniz, pardon, şunu bu a'da thumbnail kalsın. İmajda class img circle diyorum, bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Bunları kopyalıyorum. Evet. Renginin bölüm olması gerekiyordu, ona şaşırdım biraz. Şimdi tekrar kopyalıyorum. Evet, bakın bu şekilde. Üstünde link de var. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ya daha boşluklarını falan ayarlayabilirdik. Başka şeyler yapabiliriz. Yani bunların başına mesela, her birinin başına H2 atabiliriz. Birinci ürün diyelim. Bakalım. Onun dışına attı. Evet, onun dışına attı. Neyse, şu anda onunla uğraşmayalım. Tekrar sonra farklı bir örnek yaparız. Biraz daha şuradaki thumbnail'den dolayı yapıyor herhalde onu. Evet, bu şekilde bunu da tamamladık. Thumbnail'i. Custom content kısmında ne var? Kendisi oluşturuyor işte, class önce bir thumbnail oluşturmuş. Onun altında bir imaj, onun altında bir caption alanı. Bu caption alanında da başlık, paragraf, paragraf içinde butonlar. Yani şuradan şunu alacağız. Şöyle kopyalayacağız. Bunu buradan alıyorum, SRC'yi. Buradaki SRC'yi kopyaladım. Evet, burada şu yazıyı da kopyalayayım oradan. Geldik. Bakıyoruz. Tekrar açıyorum burayı. Evet. Bu şekilde bir görüntü oluştu. Tabi buradaki resmin boyutunu ona göre ayarlamamız gerekiyor. 242-200'müş. Hemen 242'ye 200 bir fashion resim ayarlıyorum. Resmin URL'sini kopyala diyorum. Bakıyorum. Evet, bu şekilde bir görüntü oluştu. Burada hala bir sıkıntı var ama onu tam çözemedim. Niye oradaki görüntüyle aynı olmadı? Orada bir colsm6 com colmd4 colsm6 colmd4. Aslında doğru. Farklı bir şey yok ama. Evet, bu da bu şekilde. Tekrar şöyle bakalım bir. Evet. Şu resimle alakalı ne dersem. Burada şu anda bunlar 3 oldu. Farklı kaydı yan yana. Şunu alıyorum. Buradan 2 3 4 4 yaptığımızda 3 tane olması gerekiyor. O zaman bir tanesini siliyorum. 3 tane görüntü olması lazım. Evet, şöyle bakın. Alt alta 3 tane görüntü oldu. Evet, burada thumbnail de yaptık. Başka bizim şu anda mesaj uyarıları falan var. Bunlar çok fazla işimize yarayacak şeyler değil. Media object diyor. Bunları isterseniz mesajlaşma sitesi falan yaparken, o tip bir şey, yani cevap falan vereceğiniz yerde yapabilirsiniz. Şimdi list gruplar kaldı. Bu list gruplarla panel etiketi
kaldı. Onlardan sonra JavaScript'lere az kaldı. Evet, bir sonraki derste list gruplardan devam edeceğiz.